babanız için çok üzülür yoksa? Üzülürse üzülsün. Hiç olmazsa bu iğrenç çağını gözlerimizle görmeyelim. Yani. Ama çocuklar bu yaptı. Ya, ya. Ay! Ay! Kulina. Aa, ay ne oluyorsunuz Erol? Ödümü patlattınız. Seni hiç beklemiyorduk. Yazık. Oysa ben müjde vermeye gelmiştim. İsterseniz gidin. Hayır. Gel gel. Gitme. Kulina söyle ne oldu? Her zamanki gibi tüm sorunlarımızın altından şoker çıkıyor. Ay. Yani? Hakan'ın başına gelenler şokerin yüzünden. Olamaz. Bu şeytandan kurtuluş yok. Anlaşıldı. Ama babam biraz sonra evlenecek. Çabuk bir şeyler yap Kulina. Siz hiçbir şey yokmuş gibi aşağı inin. Ben yapacağımı biliyorum. Sana güveniyoruz Kulina. Mersi. Bak sen şu bücüre. Gel. Sana en çok güveniyoruz Nana. Seni çok seviyorum. Ya ben? Hadi öpüşüp koklaşmayı bırakın da zehirle giydiriver şunları. Emin misin? Tabii. Geç kaldık. Ne yapalım? Geçin karşıma. Hadi bakalım. Hazır mısınız? Hazırız. Bir, iki, üç. Nasıl? Müthiş. Merhaba Nana. Merhaba. Ah, Simge ne kadar güzel olmuşsun. Özge sen de çok güzel olmuşsun. Hayret, hangi dağda kurt öldü? Şaka gibi. Evladım biz hazırlığımızı yaptık. Nikahtan sonra Nana ile ayrılıyoruz. Aa, olur mu Makbuş? Yani bu ne acele? İyi olur balayı dönüşü bir de sizinle uğraşmayız. Ben bakarım. Aman efendim aman. Öyle bir yoğunuz ki. Biraz geciktim. Kusura bakmayın. Evlenene canım. Geldi. Sizden sonra tam 15 tane daha nikah kıyacağım. O halde hemen oturalım memur bey. Hahay. Ben de 6. evliliğimi böyle bir aile arasında yapmıştım. Pek mi güzel oluyor efendim sade nikahlar? Ha. Ya. Gelin. Gelin. Hadi gelin. Efendim, evlilik kurumu çok mukaddes bir kurumdur. Hı hı. Aynı zamanda oldukça da zor bir müessesedir. Tabii efendim, düşünsenize. Aynı evde yaşarken televizyonun kumandasının kimin elinde olacağı, akşam hangi yemeğin pişeceği, kredi kartı borçları. Efendim, yok sen maç izledin mi, yok ben dizi izledim mi durumları. Banyoya ilk önce kimin gireceği? Ay yeter artık. Ay bunları biliyoruz. Hadi canım kıyın şu nikahı. Efendim. Çiftimiz belediyemize evlenmek için başvurdu. Yaptığımız tetkiklerden evlenmelerine dair bir engel olmadığını tespit ettik. Aman ne güzel işte hadi. Evet. Ay. Evet. Nazmiye kızı Simge Soysel, Kenan oğlu Hakan Ertürk'ü iyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta. Ay ediyorum, her koşulda ediyorum, hadi. İşte bu kadar. Nana. Kulina nerede kaldın? Efendim, gelelim size. Kenan'dan olma. Şükran'dan doğma. Hakan Ertürk. Peki siz Nazmiye kızı Simge Soysel'dir. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta. Ölüm sizi ayırıncaya değil. Karınız olarak kabul ediyor musunuz?
Evet. Evet, ediyorum. Pirler Konseyi'nin belediye başkanının bana verdiği yetkiye dayanarak sizi karı koca ilan ediyorum. Yanana, bu nasıl olur? İşte bu. Ya, işte şimdi uyuttuk. Nasılsınız canım kardeşlerim? Sana ne? Sana ne? Ama bir şey unuttunuz memur bey. Bu sesi nereden geliyor? Ah buradayım. Ne unutmuşum acaba? Bu evliliğe itirazı olan var mı diye sormayı unuttunuz. Ay mesela benim itirazım var. Sen de kimsin be? Ah bir aile yakını diyelim canım. Benim kıymam gereken başka nikahlar var da izninizle. Aa durun canım, karpuz keseceğiz daha memur bey. Efendim bana dokunuyor. Nanacığım, Hakan'ın başına gelenleri şoker ayarladığı için bu iksirle onu eski haline çok rahat getirebiliriz. Hemen Hakan'ı içir şunu. Hayır nana. Elimden kurtulamayacaksın. Asla insan olamayacaksın. Asla. Teşekkür ederim Kulina. Çok teşekkür ederim. Fakat onlar evlendiler. Hayır canım. Bekle de gör. Sevgili Şoker, biraz sonra olacakları için asla pişman değilim. Bye. Nerede o densiz kadın? Hangi kadın? Ne oluyor be? Biz evlendik hayatım. Biz evlendik. Ne? Ben bakarım. Buyurun. İşte burada. Seni sahtekar seni. İşte seni yakaladık. Ne oluyor be? Atla kalın. Bir dakika bırakın onu. Daha defteri imzalarımızı atmadık bir. Ne oluyor? Zaten atsanız da bu nikah geçersiz. Atmıyor bu. Bu adam nikah memuru falan değil. Çekil. Sana be adam. Kalkıyoruz sana. Dursana be. Hadi. Ne diyorum ben ha? Hadi. Oyun var kardeşim. Ne kaldırıyorsun? Bırakın beni be. Ya, kaçıyor. Sıkılın. Ya biri bana neler olduğunu anlatabilir mi? Ya ben en son şantiyedeydim. Şantiye mi? İşte bu. Buyurun Simge Hanım. İsterseniz annemi de çağıralım ha. Ne dersiniz Simge Hanım? Babam geri geldi. Yaşasın. Ben de gel. Ben her şeyi hatırlıyorum. Ya. Tepemde. Nasıl uyuyabiliyorsun bu kadar ya? Pes yani. Hadi kalk. Neden? Neden olacak? Annemle babam balayından dönüyorlar. Balayı mı? Ne balayı? Kim evlendi? Ne zaman evlendi? Şimdi gelecekler. Onları karşılamak için hazırlık yapmalıyız. Hadi.
8'de geleceklerdi. Saat 10 oldu. Hah, geldiler. Açın kapıyı. Canlarım, canım kızım benim. Ay! Canım kızım benim. Ben ikinizi de buluşup. Ay nasıl geçti bakalım tatiliniz çocuklar? Memnun kaldınız mı? Ay hem de nasıl. Hakan sürprizlerle dolu bir program hazırlamış. Müthişti. Hele Paris. Ay. Tatil yaramış canım. Çok da güzelleşmişsin kızım. Mersi. Açlıktan ölmek üzereyiz. Kahvaltı hazır mı bari? Hı? Ay tek başıma koskoca bir ev. 3 tane çocuk. Ne yapacağımı şaşırdım vallahi Hakan'cığım. Nana ne işe yarıyor acaba? Aman baba o bütün gün uyuyor. Yağmur? Yalan mı? Makbuş hiç yardım etmiyor. Bize de ders falan çalıştırmıyor. Simge ben sana bu kızı gönderelim dememiş miydim? Ay yazık ama. Yazığı var mı canım? Baksana hiçbir işe yaramıyor. Hadi kızım topla pılını pırtını gidiyorsun. Ama ben... Ay yazık ayol. Bu kış kıyamette nereye gidecek zavallı? Bize ne canım nereye giderse gitsin. Ya biz yeterince katlandık zaten. Bu olanlara inanamıyorum. Hadi çocuklar buyurun hadi kahvaltıya hadi. Geçin geç. Kahvaltıya oturacağız. Senin gitmeni bekliyoruz. Makbuş. Ne yapayım kızım? Ben de bu evde fazlalığım. Güle güle nana. Kış kış. Hadi bakalım kahvaltıya. Hoşça kalın. Neler oluyor? Hayır bana bunu yapmayın. Beni göndermeyin. Ne oldu nana? Bir şey yok tatlım Hüseyin. Tamam. Günaydın, gitmedin mi? Hemen mi gideyim? Sen bilirsin. Çocuklar uyanmadan git istersen. Demek bu kadar çabuk ha? Günaydın kızım. Günaydın. Demek gideceğin için erkenden kalktın öyle mi? Makbuş. Gitmesem olmaz mı? Bunu sen istedin kızım. Ama ben... Sen hala gitmedin mi? Bu kadar çok istiyorsunuz demek ha? Yani hiç fena olmaz. Hem çocuklar da çok sevinir. Gerçekten mi? Nana sen hala gitmedin mi? Tamam canım istenmediğim yerde kalmam gidiyorum. Ne şakacı kızsın sen ya. Ben de geleyim mi nana? Sen de mi? Nereye? Yani benimle mi? Git oğlum beraber gidin. Nereye? Hastaneye tabii ki kızım nereye olacak? Akşam sen demedin mi erkenden kalkıp sıcak poğaçalar alacağım diye? Ha? Şimdi üşendiği için yan çiziyor baksana Makbuş Sultan. Ben yanlış anladım. Ben sandım ki... Acil ana acıklık ama burnuma kokusu geliyor, karnım zil çalıyor, karnım acıkıyor. Hadi hadi. Tamam, hemen gidiyoruz. Hadi. Hadi bakalım. Dur bakalım. Dur bakalım. Demek hepsi rüyaydı öyle mi? Evet evladım. Emre de anlatmış ya sana rüya görmüşsün diye. Ama çok feciydi. Aman kızım, insan bir rüya için bu kadar üzülür mü? Aynı gerçek gibiydi. Sabah uyandığımda bile tüm o şeyleri yaşadığımızı sandım. Bazı rüyalar gerçekten sahici gibidir yavrum. Ama uyanınca onun rüya olduğunu anlarsın ya. Üzülme artık yavrum, üzülme. Rüya görmek ne tuhaf bir şeymiş. Sanki gerçekten yaşıyor gibisin o anı. Hele senin bana öyle davranmana çok üzüldüm. Aşk olsun Makbuş. Aa. Delirdin sen iyice yavrum. Ben sana hiç öyle davranır mıyım? Ay pes vallahi. İki poğaça getireceksiniz alt tarafı. E hadisenize ya. Bak şimdi harikasın Simge. Ay ne diyorsun be? İyice delirdin artık sen. Makbuş sorma rüyamda bir tek o savunuyordu beni.
Ay tamam artık, kapat bu rüyayı da götür şunları. İnsanlar açlıktan öldü evladım. Hadi götür tamam. Şunları. Hadi, hadi. Güzel kızım benim. Ay içime benim fenalık geldi vallahi. Her gün aynı seremoni, aynı hadi, telaş. Hadi iyi dersler. Hadi çocuklar, hadi. Geç kaldık. Hadi iyi dersler. Hadi, hadi Yağmur. İyi misin? Evet. Akşama görüşürüz. Hadi Makbuş Sultan, görüşürüz. Allah işinizi rast getirsin oğlum. Ne o? Hala rüyanın etkisinde misin? Evet. Hakkı'nın beni aşağılaması ve bir hizmetçi gibi görmesi çok ağrıma gitti. Evladım kaç kere söyleyeceğim, rüyalar gerçek değildir. Tamam tamam da... Ah Makbuş! Sence Hakan'ın benim hakkımdaki düşüncelerini nasıl öğrenebilirim? Ne bileyim ben evladım. Ay. Ay şimdi düşüp bayılacağım Makbuş. Ben de. Ne yapacaksın bakayım Hakan'ın düşüncelerini öğrenip? Ne yapayım? Çok merak ediyorum. Peki öğrendiğinde ya hayal kırıklığına uğrarsan? Her şeyi göze alıyorum. Çünkü çok merak ediyorum. Aman Kulina Hanım. Bu şimdi tutturdu mu tutturur. Yok mu bir iksirin, sihirin bu iş için? Bilmem ki. Acaba var mı? Aa, lütfen Kulina. Evet. Sonunda mutsuz da olsam Hakan'ın benim hakkımdaki düşüncelerini kesinlikle öğrenmek istiyorum. Böyle iki arada bir derede yaşamak istemiyorum Kulina. Evet Kulina Hanım. Doğru söylüyor. Boş bir hayalin peşinden gitmesin. Öğrensin, rahatlasın çocuk, değil mi? Peki o halde. Uzan bakalım şöyle. Güzel. Şimdi aklından tüm düşünceleri çıkar. Rahatla bakalım nanacığım. Çok güzel. Ne yapıyor bunlar? Hiçbir şey anlamadım. Tabii. Sürekli dolanıp durursan bir şey anlamazsın. Sersem. Kulina'nın yaptığı sihirle Nana Hakan'ın düşüncelerini okuyacak. Akıllıca. Ne yapmayı düşünüyorsun? Nana Hakan'ın düşüncelerini okusun. Bakalım memnun kalacak. Kızım. İyiyim, iyiyim. Ama Hakan'ın düşüncelerini duyamıyorum. Ay çok hoşsun nanacığım. Öyle uzaktan nasıl duyacaksın? Ne yapmam gerekiyor? Bir kere Hakan'ın yanında olman gerekiyor. Ayrıca onun düşüncelerini duyabilmen için ona dokunman lazım. Dokunacak mı? Başına mı dokunacağım? Hayır, kulağına. Kulağına mı? Ne o? Beğenemediniz mi Makbuş Hanım? Ay çok biliyorsanız peki o zaman siz yapın sihri de görelim. Yok canım, ne bileyim pek komiğime gitti. Nanacığım, birinin düşüncelerini okumak her zaman iyi olmaz. Benden söylemesi. Bundan korkmuyor musun? Hem de nasıl? Ama Hakan'ın benim hakkımda ne düşündüğünü öğrenmem gerekiyor. Yoksa merakımdan çat diye çatlayacağım. Neden akşamdan hazırlamaz ki bu da? Babacığım ya ne olur şu bilgisayar işine evet de lütfen. Hangi devirde kaldık ya? Emre, bu konuyu daha önce konuşmuştuk. Ya ama baba, okulda bilgisayar olmayan bir tek ben varım herhalde. Ben senin bilgisayarı neden istediğini çok iyi biliyorum. Sabahlara kadar oyundan kafanı kaldırmayacaksın. Zaten derslerin de sallantıda. Hayır babacığım, asıl derslerim için çok gerekli. Ödevlerini gelip büroda yaparsın. Yağmur hadi kızım. Çitlen bir hadi yavrum, hadi geç kalacaksın. Cırt paketi ders karşı Feyse'de cep telefonundan mesaj attın. Bir mucit olur da bilgisayar bana çıkarsa. Ne olur babacığım. Makbuş. Nana, siz de bir şey söylesenize. Of Emre, tamam tamam. Hadi çıktık. Hoşça kal. Hadi çocuklar güle güle. Güle güle yavrum.
Nana ne oluyor? Nasıl ne oluyor? Hakan'la aranızda ne var? Ne olacak? Hiçbir şey. Ben mutfağı toplayayım. Dur bakayım, nereye kaçıyorsun? Her şeyi söyleyeceksin. Aa, kızım ne yapıyorsun sen? Bunun yeri burası mı? Ayol bir haller oldu sana. Şey... Dur bakayım biraz. Gel otur şuraya da konuşalım biraz. Bak bakayım yüzüme. Ha? Şimdi ne oldu söyle. Hiç. Nana bak bana yalan söyleme kızım. Şey biz Hakan'la... Evet. Yani benle Hakan. Yani Hakan'la ben. Açatlayacağım şimdi evladım. Anlatsana siz ikiniz. Biz şey yaptık. Aman ya Rabbi ne yaptınız? Şey... Kızım söylesene bayılacağım şimdi. Biz öpüştük. Ya. Oh neyse. Ne? Öpüştünüz mü? Hay Allah. Bak sen. Nasıl öpüştünüz? Yani nerede, ne zaman? Makbuş üstüme gelme. Zaten utanıyorum lütfen. Yok yok. Öyle kurtulamaz.